Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İstikametle alakalı bir ders. İstikametten ne anlıyorsun mesela? Sait, ne anlıyorsun sen? İstikamet, gideceğim yol değil mi? Evet, yok. Başka? Ettin mi? Tamam. İstikametten ben şunu anlıyorum diyecek olan var mı? Sen ne anlıyorsun Hanefi? İstikamet nedir mesela? İstikamet hep böyle kullanırız. İstikametli olmak lazım, istikameti yapmak lazım. Bu istikrarsız dünyada istikamet oturmak. Yani biliyoruz denilince de hep atıyoruz, öteliyoruz. Heh, Osman? Bir hedef alır, istikamet. Ha, hedefin olması. Ha, o zaman insanı istikametine koyan hedefin varlığı. Mesela niçin böyle yapıyorsun? Cevabı ne olacak? İstikametinden dolayı. Hedefi var ya. Mesela adam bir yere koşuyor. Durdur onu. Niye koşuyorsun? Sana bir şey. Ya vallahi hiç bilmiyorum, düşünmedim. Der mi? Demez. Demek ki istikamet... doğru veya yanlış. Hepsinin istikameti var. Hedefine konsantre olmak, hedefine bağlanmak. Başka ne anlıyoruz? Başka ne düşünün? Mesela bak, ayetten yapalım. Devamlı okuduğumuz, İhdine sıratel müstakim. Ne demek manası? Bizi sırat müstakim, doğru yola ilet. Doğru yola ilet. Yani istikamet. Doğru yol. Şimdi onunla alakalı bir şey okuyayım. İstikamet çok önemli. Yani doğru istikamet. Doğru istikamet. İstikamet, herkesin istikameti var. İstikamet önemli değil. Doğru yanlış istikamet. Yanlış da bir istikamet. Evet. O da bir istikamet. Yani bir yöndür. Koştuğun bir taraf. Sırat-ı müstakim yani doğru istikamet oluyor. Sırat-ı müstakim ifrat ve tefrit. İstikametin 3 modu var. İfratı var. Vasatı var. Yani aşırısı ifrat. Yani klimalarda var ya 3 mod. 1, 2, 3. Üçüncü mod ifrat. Yani şeytanlığın özelliği. Her şeyin ama gençler, her şeyin aşırısı şeytandandır. Her şeyin ama her şeyin tefriti, negatifliği, olumsuzluğu nefs emmaredendir. Vasatı ise sünnet-i seniyedir. İstikamet her şeyde vardır. Ama Risale'de istikamet tabii bu manada kullanıldığı için doğru istikamet denmemiş. Yani o da bir istikamet yöndür. Ama Risale'de geçen manası itibariyle doğru hedef. Bir yere koşuyorsun. İhtina, istikamet hidayettir. İstikamet ruhun cennetidir diye geçer. İşaret edeceğiz 61'de. Ruhun cennetidir. Hidayet ruhun cennetidir. İstikamet de hidayettir. Yani istikamet hidayettir. Hidayet istikamettir. İstikamet hidayettir. Yani ihtina sırata müstakim. A eşittir B ise B eşittir A'dır. İstikamet hidayettir. Hidayet istikamettir. Yani başka türlü olamaz yani. Ben bunu şeye söylemiştim bir hapishane ziyaretinde X birisine, bir alime. Dedim ki bu cümleyi, büyük insanların büyüklüğünü dünyayı düşüncelerinin yönettiği bilen insanlardır. Yani büyük insanların büyüklüğü kilosundan değildir. Büyük düşündüğünden değildir. Doğru istikamet ve doğru hedef. Şimdi niçin büyüktür? Bunlar şuna inanmış. Dünyayı düşünenler yönetir. Ama kendisini yönetmesini bilmesi lazım. Sizin alakalı bir cümle okuyacağım. Bu nasıl olur? Bilgide hiçbir sorun yoktur. Bilgi elde etmede klavyeye girersin internette, bilgisayarda düğmeye basarsınız. Herhangi istediğin bilgiye ulaşırsınız. Yani ona artık doğru bilgi, yani bilgileri ezberlemeye bu noktada söyleyeceğim ciddi mevzu itibariyle
pek emniyeti yoktur. Yani bilgi ezberlemek o kadar mühim değil. Eyvallah. Nedir biliyor musunuz? Hepimiz dahiliz burada. Murat abiniz de dahil, ben de dahilim. Dedim ki bu ikinci cümleden sonra bilgilerin depolamak ayrı bir meziyet olduğu gibi onu kullanmaktır. Yani istikametin ne olduğunu herkes bilir. Ama istikamete de nasıl varılacağını da bilir. Doğru bilgi depolamak mühim değil. Einstein'a sormuşlar. 10 mil kaç kilometre eder? Ne dedi biliyor musun? Şu ansiklopediyi versenize demiş. Niçin demişler? Bilmiyor. Biz dev zannediyoruz değil mi böyle şey? Zekine. Ne demiş biliyor musun? Bak dev ol. Hemen diyor müracaat edip elde edebileceğim bilgiyi kafama niye depolayayım? Kullanmayacağım bir şeyi niye depolayayım? Ben kullanmayacağım hiçbir şeyi koymam kafama dedi. Ben 10 milin kaç kilometre ettiğini nerede ne yapacağım ki diyor ezberleyeyim. Yani aldığımız bilgileri kullanırsak ilim olur. Ustad öyle diyor. Kalbe mal etmek diyor. Kafaya aldığımızda aldıklarımız bilgidir. Eğer aşağı in yaşadığımız şey ilim olur. Bak kafa bilgi. Hisler ve fiil. Biz yaşarsak his olur. His varsa fiil olur. Bilgi her zaman fiil olmaz. Ayakta kütüphaneler var. Ama fiili yok. Namazı yok mesela. Burada temel unsur ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Allah her zaman telefonunuza kontör yüklemez. Anlıyor musunuz? Fırsatlar nedir? İnşallah bir daha sizinle bir fırsat dersi yaparız. Fırsatları iyi kullanmak lazım. İstikamet olması için. O bilgi mesela dedi ki ruhun cennetidir, hidayettir, istikamet. İstikamet için doğru bilgi o da yetmiyor. O bilgiyi kullanmak. O bilgiyi kullanmayı aktif eden, o benzine kilbit çakan fırsatları fark etmek. Yani bakın Allah bir fırsattır. Herkese bu fırsat yoktur. Allah'ın varlığı. Herkes bilmiyor. Peygamber bir fırsattır. Kur'an bir fırsattır. Bir fırsattır bu dünya. Dünya bir fırsattır. Beden bir fırsattır. Ruh bir fırsattır. Ruh. Ruhun verilmesi sana. Bir fırsattır. Ne zaman anlarsın? Ölünce. Göz bir fırsattır. Bir de şu andaki hayatımız bir fırsattır. Hiç kimsenin yaptığı kendisine kalmayan bir aleme gidiyoruz. Hiç kimse ama. Çok garip yani. Dünya çok büyük zannediyoruz. Değil yani. Arkadaşlar, size mühim bir şey söylüyorum gençler. Ben sizdim biliyor musunuz? Sizdim, şimdi bu oldum. Nasıl kullanırsınız biliyor musunuz bilgilerinizi? Ben, ha şöyle diyeyim. Sen nereliydin? Ankara. Ankara. Akraban var değil mi? Var. Çevren var maalesef. Şimdi onları emsalini bir hayal eder misin? Herkes bir mahallesindeki, lütfen akrabasındaki ama emsal. Yaşlı da değil. Genç de değil. Akrabasından ve mahallesinden. Kendi emsallerini, akarinleri bir hayal eder misiniz? Bak ben de ediyorum. İnan ediyorum. Dayımın çocukları var. Emsalim var. Ağlamın çocukları var. Köyde var. 2/3'ü ölmüş. İş adamları okuyan az. İş adamı bir kısmı hayatından bıkmış gibi. Hepsini tanıyorum. Tam siz de tanıyorum.
İşte burada olmasaydınız, ondan farklı olmayacaktınız. Anlıyor musunuz Said? Yani mesela bak, senin kapının önünde, sen çocuktun. Arabama bomba her an beklediğim için 97'de, 94, 95, 96, 97, sizin kapının önüne arabayı koyardım bahçeye. Allah şahit olsun, Allah yalana şahit olursa kafir olur, Multeka'da yazar. Bunu bilen olarak, Spring Renault vardı. Kapıyı açardım, uzaktan kumandalı araba yoktu o zaman. Açardım dershane arabasını, bir sabah yani öğleyin işte. Gece bomba koydular diye kapıyı açtım. Açarken böyleydim. Ve kesinlikle çalıştırırken kontağı koyardım, vücudum dışarıdaydı. Kontağı da çalıştırıyorum, bomba patlarsa bir tarafım kopar. Her an arabama bomba endişesiyle orada kaldım. Ben size yalan söylemiyorum. Yani o dönem tahmin edersiniz. Faili meçhul dönemleri. Allah bir şeyi vermiyor. Yani şeye karşılıksız ucuz vermiyor. Şimdi bak. Buranın kıymetini bilgiyle anlamazsınız. Okuduğunuz bilgiyle anlamazsınız. Buranın ve okuduğunuzun bilgiyi ancak sizin yaşınız itibariyle söylüyorum. Emsalinizi hayal ederseniz, benim akrabam falanca falanca var ya, Abidin orada, Mehmet orada, tamam. Onları hayal et. Ama ben değil. Onların çoğusu namazı yok. Öyle davasız, hedefsiz yaşıyorlar. Maksatları yok. Bir kalpleri bir şeye atmıyor. Bir şey arkasına koşmuyor. İçeren köyü, şey, Hasköy'ü anlatıyorum. Büyüdüğüm çocukluk dönem, ilkokul dönemim, İstanbul Hasköy. Arkadaşlarım madde bağımlısı oldu şu anda. Bildiklerim o, gelen haberler bildiğim. İçeren köyde o lise dönemim geçti. Suadiye, Bostancı. Onların çoğusu, tanıdıklarım çoğusu öldü. Kanser olmuş. Şu anda yaşayanların %90'ı tanıdığım, psikolojileri bozuk. Ben ama bu dersi yapıyorum işte. Nasıl anladım bu kıymetini? Niçin? Sizin zamandakileriniz öpüyorum. Bozuksa, he? Sizin zamandakilerinizin bozuksa, hani bizim emsallerimizin bozuk olma ihtimali. Yani daha hayal et, daha acayip değil mi? Sizinkisini hayal edemiyorum. Bizim evimizde televizyon yoktu. Hiç büyüdüm, doğdum büyüdüm, televizyon yoktu. 7 yaşına kadar zaten köyde de değildik, Merze'deydik. İlkokul 4. sınıfta bizim 4'e giderken köydeydim o ilkokul. Elektrik geldi. Elektrikle alakalı bir şey yok demektir. Ortaokul Hasköy, İstanbul Hasköy. Televizyon yok. Dindar aile olduğu için. Yani maddi imkanlar olduğu halde dindar aile olduğu için. Yani ben o dönemimi hatırlıyorum. Yani arkadaşlarımı. Bazen bunu kullanıyorum arkadaşlar. Senin adın neydi ya? Mehmet. Mehmet kaç yaşındasın? 14. Bulunduğum konumun kıymetini kendime, ben aslında ders yapıyorum gibi gözükürken, dikkat ederseniz samimiyetime, ben öyle birisine hitap eden gibi konuşmuyorum. Çünkü ilk önce kendi ihtiyacım var. Ben ihtiyacım var yani. Araba kullanırken ben kullandım, geldim. İster istemez düşüncen alıyor seni. Birileri arıyor seni, bir yere taşıyor, bir akraban arıyor, bir çevren arıyor vesaire. Baktığım zaman ben nereye koşuyorum dedim yani şimdi araba. Birileri aradı, bu arkadaş şahit. Ondan sonra derse gidiyorum. Derse gidiyorum yani. Derse gidiyorum. Ya bir şey koşuyorum. Sonra yani bunun kıymeti, hemen Allah beni şeye götürdü zihnen.
çevreme götürdü, yakınlarıma götürdü. Ben niçin buradayım? Sizin gibi ben dershaneyi kanaat ettiğim için buradayım. Buradayım. Yarın Allah bilir hanginiz nerede olacaksınız. Nerede de itham edeceksiniz. Bir kısmınız belki bir üniversite eğitim görevsinde kürsüde hitap edeceksiniz. Kimisi bir ilahiyat olacaksınız çünkü talebesiniz. Kimisi bak belki de Allah nasip eder birkaç kişinize. Böyle hitap eder. Vesaire. Ama bunu bilgilerinizi aktif eden, depoyu aktif eden farkındalık. Farkındalığı da çevrenizde kıyas edin kendinizi. Dolayısıyla sen niçin farklısın? Çevren sana söyleyecek. Çünkü sen buradasın. Allah'ın kıymetini bilmek lazım. Peygamberin kıymetini bilmek lazım. Birbirinizin kıymetini bilmek lazım. Davanın kıymetini bilmek lazım. Basit basit şeylerde, hele hele böyle hiç yakışmayan şeylerle, duygular ve davranışlardan uzak olmak lazım. Meşru daire keyfi, yani Allah'ın bize helal kıldığı daire keyfimize kâfi. Ya biz onu zaten yapamıyoruz. Böyle hele hele, peki birbirinizin kıymetini nasıl bilirsiniz diye ikinci bir soruyu sorarsan buna, şöyle ol, gözünü kapat, o ol, ona göre davran. Gözünü kapat, o ol. Ben akşam namazı kıldık ya beraber. İnan samimi söylüyorum. Sizi hatırladım böyle. Arkada durmuşsunuz, namaz kılıyoruz. Dedim ki, ben Murat bilir, siz de duymuşsunuzdur. Lise dönemim medreselerde başladı. 17 yaşında başladı. Ondan sonra aile yüzü görmedim. 12 yaşından beri anne babamı görmedim. 12 yaşından beri anne babam yok hiç. İlkokul bitti, hiç anam babam. Bir 15 senede bir. Ondan sonra 17 yaşında da aile akrabam hiç zaten şey yapmıyor. Şöyle baktığımız zaman niçin bunlar kader sevk ediyor ama nasıl sabrettiğimi düşünüyorum da. Nasıl sabrettim biliyor musun? Size hani akşamda dedim ya, akşamda dedim şey, siz o, ben siz oldum. Siz geldiniz burada namazda öndesiniz. Ben siz oldum. Kendimi siz yerine koydum. Talebelik dönemimde önümde giden abileri nasıl bakardım? Onlardan böyle istifade etmeye çalıştım ama onlar bize hep şefkatli davranırlardı. Yani eskilerde daha çok bizden, benden daha haya, edep ve şefkat ve ulvi duygular çoktu. En bozuk insan bile TRT vardı ve siyah beyaz bir televizyon. Sinemalar genel değildi, internet hiç, yani öyle bir şey yoktu, rüyada yoktu. Yani bozuk insan bile çok bozuk değildi eskiden. Dolayısıyla abiler çok şefkatliydi. Bizi kendi yerine koyuyorlardı zannediyorum. Çünkü öyle davranılamaz. Mesela biz öğleyin, yeter ki siz okuldan öğleyin paydosunda gelin. Yemeği nerede yiyeceksiniz? Kantinde. Oraya vereceğiniz zamanı ve parayı, biz de 17 yaşındayız. Ben yakındık. Hemen koşuyorduk dershaneye. Dershanede saatimiz belliydi. Koca bir abi, Zeki abi. Biz mesela 17 idik. O vardı 25, 30. 30, vakıf abi 30 vardı. Bizim saatimize giriyoruz, bir elimizi yıkıyorduk. Hemen oturuyorduk. Yemeğimiz hazır. 15-20 dakikada yiyorduk. 5 dakikada ve 10 dakikada koşuyorduk. Abi bize tam 10 dakika ders yapıyordu. 10 dakika ya. Ama bizde çekirdek oldu ruhumuza. Allah hepsine hayırlı ömür versin. Ama nedir? Birbirinizin kıymetini bilme şartı şudur. Kendinizi gözünüz kapatacaksınız, onun yerine koyacaksınız. Ustad da öyle diyor. Birbirinize hakiki tesellici bir kardeş. Çünkü niye? Hapishane gibi
Cemiyette de öyle. Zannetmeyin ben yetimlik, yalnızlık, anne baba, arkadaşlar eve gidince daha yalnızlık hissedersiniz. Çünkü o zaman bütün yalnız olursun. Şu anda anne baba yalnızlığını hissedersin. O ulaşılabilir. Oraya gidince dertlerin başlıyor. Hani adam türkü söylemiş, öyle işitiyorduk lisedeki. Akşam olunca dertlerin başlıyor diyordu ya böyle. Şimdi senin bir derdin var anne baba. Ha, onun gitsek falan. Doğru, haklı. Ama oraya gidince o da bitti. Hani Leyla ile Mecnun. Mecnun'a demişler sana Leyla. Hani bunun arkasına koşuyordu. Tamam da ben onda gözüken başka. Leyla'da gözüken başka birisi. Ha, demek ki yalnızlık hiçbir zaman bitmez. Gidin evinize. Bu sefer kendinizden boğuşacaksınız. Şu anda anne baba gideyim. Demek ki birbirinizin kıymetini ancak nasıl bilirsiniz? Kendinizi birbirinizin yerine koyarak. Hakiki teselici olmamız lazım birbirimize. Ondan sonra hakiki hikmet sahibi olacak. Eğitmen değil, bir kardeş gibi. Başka şey yok. Niye? Unutma, men dakka dukka. Yaptığın gibi yapılırsın. Nasıl yapılır bilmiyorum. Allah kalbine bir duygu koyar. Fefirru ilel meçhul. Binersin otobüse, çekip gidersin. Niye yaptım? Sen de bilmezsin. Bir anda vurur kafana. Ha? Evet. Demek ki bilgiyi kullanmak lazım. Bilgi kullanamazsınız tek başına. Ancak cemaat halinde kullanırsınız. Tek eve gidin kullanamazsınız. Belki sabah namazına da kalkmazsınız. Kalkamazsınız. Zor. Ben mesela bu yaşta olduğum halde bazı konuları, mevzular araştırmak için şeye gidiyorum, köye. İki günlüğüne en fazla veya üç günlüğüne sığınıyorum. Ta ki yoğunlaşayım şu ulvi şeye. Orada bile dayanamıyorum. Akşam derse iniyorum arabayla. Olmuyor. Bu sefer evdeki sıkıntınızı gidermek adına televizyona, internetlere ve bunu yapanlar Japonlar ve Koreliler resim çekmişler. Trende gidiyorlar. Hiçbirisinin elinde telefon yok. Hepsi kitap. Bunu yapanlar. Bunu kullananlar Türkler trende, otobüste herkesin elinde bu var. Verdiler oyuncağı. Bizi meşgul ediyor. Beynin enerjisini sömürüyor. İşte evde sıkılınca televizyona sarılacaksın, internete. Burada sıkılınca onunla bununla güreş yaparsın, bir şey yaparsın. Anlıyor musun? Demek ki bilgilerin depolamak değil, bilgileri kullanmak ayrı bir ilimdir. İki türlü temelde ilim vardır. İlmi kelamda. Bir, bilgiyi elde et. İki, onu kullanmak ilmini. O ilmi kullanmanın ilmi. Kullanamazsanız, Kur'an dediği gibi, kitap yüklü merkebe benzer diyor. Sıkıştırmayın fazla şeyi. Başka, tefekkürle yoğunlaşmayı, odaklanmayı sık sık uygulayın. Mesela, tefekkür ne yapar? Bana soruyorlar. Sözler 339. Haseten siz büyükler ders yaparken soracaklar. Ya siz de büyütünüz artık. Sıkıntı var ya, sıkıntı. Sıkıntıda nasıl kurtuluruz? Anne babanız yakınını soracak veya ders yapıyorsunuz. Sıkıntıdan kurtulmanın yolu tefekkür imanidir. Başka bir yöntemi yok. 339 sözlerde şöyle diyor. Çok harika bir yer. Altınla yazılsa liyakatı var. Laf olsun diye demiyorum. Diyor ki, yesin zulümatından. Ümitsizlik insana zulümata sokar. Zulümat neydi zulümat? Karanlık. Karanlık. Mesela. Kalkar mısın? Benim kıtırım diyorum. Canım benim. Bütün ışığı söndür. Söndür. İşte yeis böyle bir şey. Bak, hiç kimse de ses yapmasın. Ben 10 saniye duracağım.
Murat o işi telefonu kapattı. Şimdi lamba açma da konuşacağım. Şu anda kabirdeyiz. Ama azap yok. Ceza da yok. Sonsuz böyle oturacağız. Değer mi? Aman yak hemen. Yeis böyleydi. İyi ki yandı değil mi lamba? Yeis böyle yapar. Yeis. Yeis ne demek? Allah'tan, ahiretten ümitsiz olmanın içsel karanlığı. Allah Kur'an'da öyle diyor. Benden ancak kafirler ümidini keser yeis. Allah'tan ve ahiretten ümidini kesmek. Böyle bir şey yok. Peki Allah'tan ve ahiretten ümidini kesenin ruhsal yapısı böyle olur. İki, Allah kimsenin başına sen. Kimsesizliğin vahşetinden. Vahşet ne demek? Zulmat, karanlık. Vahşet, vahşi. Vahşi canavarlar, şu karıncalar, vahşi orman, vahşi orman, vahşi insan. Yani merhameti ve şefkati ve hikmeti olmayan sistem şu. İçeride seni yiyen, intihara sevk eden, iç onu, vur onu, kır onu, öldür kendini, bunu yap. O vahşettir. Yani dağda canavarlar, vahşi, vahşet var burada. Yani gözü dönmüş, hiçbir kural tanımaz. Ölçüyle durdurulamaz. Nedir o? Kimsesizlik içeride bu olur. Yani cemaatsız, kitapsız, yani kitap olmadan, yani bir teneffüs edeceğin bir dostun, konuşup da seni rahatlatacak, görüldüğü zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni sıkıntıdan çıkartan dostun. Kimsesiz, işte o vahşi orman düşünün. Girdiği zaman timsah bir taraftan çıkıyor, böyle sırtlanla bir tarafından çekiyor. Yani her tarafını sarmış. Bir tanesine kaçsan ötekisi yiyecek. Timsahdan kurtulursan file geçiyorsun. Oruna geçiyorsun. Sırtlana düşüyorsun bir sürü. Yani kimsesizlik Allah kimseye nasip etmesin. Kimsesizlik vahşettir. Yani kimsesiz derken çoğu insanlar insanlarla beraber ama yalnızlar. Bu asrın en büyük belası nedir biliyor musunuz? İnsanları yalnızlaştırmasıdır. Sokaktayken tektir. Evdeyken tektir. Yemek bile ittifak edemiyoruz. Bir yemekte bile uslu duramıyoruz. O onu çekiştiriyor, ona laf yetiştiriyor, ona şey, bir anlayış, bir saygı, bir sevgi, hazmetme, tahammül etme, sabretme yok. Bu nereden gelişti? Kimsesizliğin vahşetinden. Peki bu neyi doğurur? Birincisi, yeisin zulümatından dedik. Allah'tan ve ahiretten alakasız yaşamak. İnsanı kimsesiz yapar. Allah ile ahirete alakan olmasa cemaatta irtibatın olmaz. Üçüncü, daha darlanıyor. Bak, o şey açı dar oluyor. Bakın, yeisin zulümatından Allah ve ahiretsiz yaşamak, ümitsiz yapmak. Bir derece yaşanır. İçkiyle, kadınla, erkek kadınsa erkekle. Ya ha 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 hu hu hu. Esrar öğrenin. Bir derece günü belki kurtarabilirsin, belki saatin. Bak daralıyor. Allah ve ahireti olmayanın da samimi dostu da olmaz. İlle çıkar menfaat üzerine kurulan dostu olur. Ahiret inancına ve Allah inancına dayanmayan her dostlar menfaat ve çıkar üzerine kurulmuştur. Bu böyledir. 2-2-4'tür. Daraltıyorum Said. Yeisin zulümatından. Sonra bundan bir derece kurtardı. Kimsesizliğin vahşetinden daha korkunç bir yere gidiyoruz. Erva-ı habisenin izacatından. Erva-ı habise, şeytan, cin, Allah'ın o bir sürü mahlukatı var. Onları saymama gerek yok. Taciz ateşi yaparlar size.
Siz siperdesiniz. Cum 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 mermiler geçiyor. Sen siperdesin. Bir kalktın tang. Erva habisi izacat yapar. Ne yapar? Taciz ateşi yapar. Yani şu, iyi değilsin. Pişt, sinek diye. Ya akraban var ya. Kim? Ya falanca var diyor. Evde kalp krizi geçirerek öldü. Tamam. Sen de olabilirsin. Bak bir taciz ateşi daha. Burayı ısırdı ya falan. Taciz ateşi. Başka? Ya sen bir check-up'a gitseydin iyi olurdu ya. Sen belki de kansersin ya. Bir taciz ateşi. Veya seni hanım aldatıyor ha. Senin baban dürüst bir adam değil. Ama sana bir taciz ateşi. Sen var ya sen burada sürünüyorsun. Boş ver burayı ya. Bir sürü şey var. Bisikletin vardı. Mahalle vardı. Tamam. Bir sürü arkadaşlar vardı. Ama sana bir tane taciz ateş. Bu içeriden bombala. Erva habisenin nefsi emmare ve şeytanın taciz ateşleri. Cıng 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 cıng. Siperden kafayı çıkarttım hiç şansı yok. Mermiyi yersin. Siperimiz nedir? Siperimiz? Sünnet-i seniye. Zırhımız? Takva. Sonra yeysin zulümatı. Yeis zulümata soktu bak. Girdi içeriye. Kimsesizlik vahşeti var. Erva habisenin izacatı var. Bunların bütünlüğünden ortaya çıkan dehşetten. Bunların bütünlüğündeki dehşeti düşün. Bugün birisi arıyor beni. Diyor ki doğrular bir şefaatçi bulmuş. Yani bana varması mümkün değil. Çünkü bakmam mümkün değil. Çok kıramayacağım. Ta köyüme kadar ulaşmışlar. Köyden falanca ondan sonra halay bulmuşlar. Halaydan şey ondan sonra. Dedim hala, oğlum tamam hala tanıdım seni. Ya yanımda birisi var diyor. Ona gitmişler. İstanbul'dan o ilçeden o ilçeye gitmişler onu bulmuşlar. Ona ettiriyorlar. Tamam. Ya oğlum burada birisi var, bir kızımız var. Çok şey. Ya ona bir vereyim abone bak. Tamam bak, tamam teyze, tamam hala, tamam. Merak etme. Tamam. Ne var ver. Al. Diyor ki yaşamakla ölüm benim için eşit diyor. Nasıl kurtulacağım diyor. Dedim hemen tak geçmiş hayatı mini etekli şey olmuş. Hepatiti. Şimdi geçmiyor diyor sıkıntım. Ne zaman? Ya diyor ben diyor ne kadar oldu? 3 ay daha olmadı. Tesettüre girmiş tamam. Ondan sonra hemen namaza başlamış. Zannetmiş ki boya kübü gibi. Yani böyle boyadan dökülecek. Kaç sene ya, yavrum dedim öyle gezdi. Bu şey anlatacağım size. Bir kanunu anlatacağım. Tarihi bilgi vermiyor. Mesela kaç sene sigara içtin? Kaç sene içki içtin? Kaç sene televizyon seyrettin? Kaç sene sen mini etekli gezdin? O hevesten kurtulmanın yolu aynı sene kadar hak yolunda olursan. 3 sene sigara içmişsen, 3 sene bıraktıktan sonra ancak 3 sene sonra canın istemez. 3 sene içinde gene döneriz. Dönebiliriz. Tamamen temizlemesi 3 sene gerekiyor. Bazı şeyler hariç. Mesela esrar, eroin bir defa içti bitti. O bitti. Dünya ahiren bitti. Yani kurtuluş çok 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 zor. Çok zor. Nasıl kurtulur? Korkunç, çok ciddi bir irade ve ciddi bir disiplinli bir cemaatte olacak. Disiplinli bir cemaatte olacak. Disiplin. Buraya bak. Disiplinli. Yani leylim leylim olmayacak. Disiplinli bir şey olacak. Demek ki üçüncü maddemi cümlemiz tefekküre yoğunlaşmak. Bu üç tane hastalıktan kurtuluruz dedik. Yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin taciz ateşlerinden, izacatından ve bunların dehşetinden kurtulmanın yolu iman tevhidi. Tevhid teslimi. Teslim tevekkülü. Tevekkül saadet-i dariyenin iktiza eder.
Tefekkürü imani, yani dimani şeyleri tefekkür etmek, düşünmek ancak bizi kurtarabilir. Zaten okuduğumuz bilgi, tefekkür edersek yaşarız. Yaşanmayan bir şey, tefekkür edilmeyen bir şey pek yaşanmaz. Taklit oluyor. Sonra bırakabilirsin onu. Bilgiyi tefekkür edersen ilim olur, ilim olursa da fiil olur. İlim onu tard eder. Bizim vesvese ilmimiz değil, vesvese bilgimiz var. İlim olmamış. İlim olsaydı fail olurdu. Yani şu, ilim onu tard eder. Yani kalemle yazı yazmak. Kalem yazmıyor, ben yazıyorum. İlim kendisi faildir. Çık dışarıya, çık, çık, gelme falan. Kim yapıyor? Ben yapıyorum. İlim de böyledir, sen hiç karışmıyorsun. Eğer bilgi ilime dönüşürse faildir. Çık dışarıya, kovmak gibidir. Yani ilim onu tard eder. İlim ile tard etmiyorsun. İlim kendisi fail, seni koruyor. Hazreti Ali'nin tabiriyle radıyallahu anh diyor ki, malı sen korursun, korunmaya muhtaçtır mal mülk. Ama ilim seni korur. İlim olursa, yaşanırsa, tefekkür edilirse ilim olur. Tefekkür edilmeyen her şey bilgidir. Tefekkür edilen her şey ama her şey fiile dökülür. Hiç endişe etmeyin. Her kaybettiğinde kazanımlarından farkında olman lazım. Yani mesela bazı şeyleri kaybettik. Neyi kaybettik? Mesela televizyonu kaybettik. Seyretmiyoruz, maç seyretmiyoruz. Tamam mı? Şunun bazı heveslerimiz de vardı yani. Yani senin zaten şu ana kadar yaşadığını ben ömrümde yaşamamışım. Yani zaten 12 yaşına kadar şey yoktu, elektrik yoktu. Elektrik yoktu ya. Biz ömrümüzde televizyon girmemiş evimize. Ömrümde girmemiş. Ama amcamıza giderdik. Haftada bir gün, salı günü Türk filmlerini seyrettik. Haftada bir gün müsaade ediyorlardı. Bonanza seyretmiştik. Uzay 1999. O at şeyleri vardı ya, Bonanza, böyle kovboy filmleri. Ondan sonra İslam'la dalga geçen filmler vardı. İnek Şaban diye. Yani Ramazan, Şaban ayına dalga geçmek için. Bak Ramazan, Şaban. Mukaddesatı aşağılamak için yapılan filmler onlar. Talebe-öğrenci ilişkisini, hürmetini, hoca-talebe ilişkisini yıkmak için ha babam sınıfı. Bunlar kasten yapılmış. Yani saygı hürmeti ortadan kaldırmak için kasten düşünülmüş filmler bunlar. Gülüş değil, gülmek için değil o. Sen ben gülüyoruz. Ruhumuz öyle değil mi? Dinimizle, mukaddesatımızla dalga geçenler. Takkeli ve hacı hocayı gösterip mezarlıktan falan şöyle yap. Hep böyle mukaddesatı yıkmak için. Vehhabiler de yapıyor mesela. Arabistan'da bakarsanız gelen Türkler söylüyor. Ben de gidiyorum da Türkler biliyorsunuz. Abi ya namazdayken diyor telefona bakıyor şu Araplar. Arap değil kardeşim. Vehhabi İngilizlerin piyonu, uşakları. Namaza, ezana ve mukaddesata, Kur'an'a, alem İslam'ın hürmetini kırmak için herkesin önüne geçip namazda telefonla konuşuyor. Kur'an'ı koyuyor böyle. Kur'an'ı okuyor, ondan sonra gidiyor, koyuyor yere, ondan sonra namaz kılıyor. Kasten yapıyorlarmış bunlar. Kasten şunu. Mesela bir moda çıkacağı zaman 250-300 tane manken varmış. Bu Kanal D'ymiş, Show'muş vesaire. Bunlar daha çalışan elemanlarmış. Ne yaparlarmış? Zeytinburnu Taksim otobüsüne iki tane gidiş, iki tane giriş. Akşama bunların gidiş işleri otobüste gidip gelme. Teşhir etmek. İlk önce lanet olsun şunlara bak ya. Ne biçim girmişler der. Ertesi günde görünce şunlara bak pis ya. Ertesi gün daha dolmuşlar. İşe gidiyorsun ya. Gene gelecek. Denk gelecek. Gülmeye başladı. Kadıköy'de Mecidiyeköy'e koyarlar. Ümraniye'den Üsküdar'a koyarlar. Yani bunu biliyor musunuz yani? İstanbul'da otobüslere, metrolara bunlar vazifeleri milleti bu olaya, bu görüntüye alıştırmak için gidip gelirler. İşte o. Bir yere gitmiyorlar. İniyor, tekrar biniyor. Tekrar gidip geliyor. Yani aynı öteki anlattığım gibi alıştırılıyor. Başaracağına inanman başkalarının da sana güvenini sağlar ve sirayet eder. Yani eğer sen inanmıyorsan ne olur bırak. Sen kendine inanmıyorsan bırak. Çünkü sen kendine inanmıyorsan diğerlerine de sirayet eder. Diğerlerine de senin ahlakın yansır. Yani kişi
davasına kendisi inanacak ki etrafı da etrafına da sirayet şuydu. Mesela sigara içmediği halde sigara içenin yanına gitse, kahveye gitse üzerine sigara silmez mi? Siner. Yani o sirayet ediyor. Yani sen onun üzerine. Mesela koku sürülmüş sana da geçiyor. Nasıl ki benim sesim sizi etkiliyorsa benim davranışım da sizi etkiler. Dolayısıyla sen inanmıyorsan kendine, kendini sevmiyorsan sen adın gibi bil ki millet seni sevmeyecek. Mesela abi telefon etmiş birisi. Abi kimse beni sevmiyor. Kimse beni kale almıyor. Çünkü niye? Sen kimseyi sevmedin ki. Öyle inanıyorsun. En ayne zeni abdi bir ne demek biliyor musunuz? Al, inandığınız gibi demek şu demek. Allah sizin hakkınızdaki adetullahı, kanunu ve sistem nasıl çalışır sana kainat? İnandığın gibi. Sen nasıl inanırsın? Sen saygı göstermeyince saygı gösterir. Ben sizi sevmeyince siz beni sever misiniz? Yalandan hi 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 yaparsın. Öyle göster. Çünkü ben ne niçin? Ben de hak ettim. Hi 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 yapıyorum ben. Samimi sevmiyorum. O şunu demek istiyor. Sirayet eder. Sirayet. Uzaktan kumandalı çocuklar arabayı çalıştırıyor. Sirayet. Onun gibi duygular, hisler, fikirler karşıya şuurunuz olsun ve olmasın sıçrar. Bakayım kaç dakika oldu? 40 dakika olmuş. Bir tane de okuyorum, kesiyorum bir madde. İnançlar depolardaki güçlerini aktif eder. İnançlar, inançlarımız var ya böyle, itikat ettiğimiz. Bu itikat ettiğimiz, elde ettiğimiz bilgileri aktif eder. Yani canlı tutar. Peki, burada kesiyorum. Toparlıyorsak cümleyi. Bir, kendinize saygılı olun. Kendinize değerli olun. Üzerinizdeki nimeti fark edin. Allah'ın kıymetini bilin. Peygamberin kıymetini bilin. Kitabın kıymetini bilin. Dostlarınızın kıymetini bilin. Onlara karşı davranışınız fena fil ihvan, yani kendinizi gözünüzü kapatın oğlun, oradan bu tarafa davran. Yani sana nasıl davranılmasını isterdin? Öyle davran. Şey yüksek ovaya şey gitti, öğretmen de tayini çıktı. Sordu, abi dedi ben ne yapayım öğretmenlikte? Nasıl öğretmen olmasını isterdin öğretmeninin? Sen öyle ol. Demek ki birbirimizin kıymetini bilmek lazım. Birbirimizin kıymetini bilmek için buna ben muhtacım. Mesela şöyle düşün. Bu gençler herkes gitse, Hanefi sırf sen yalnız kalsın, kalabilir misin burada? O zaman bunların kalmasıyla sen kalabiliyorsun. Yani bir Müslümanın, bir Müslümanın en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Ben ille bir şey konuşmam değil, benim var olmam size yetiyor. Sizin var olmanız bana yetiyor. O vardır, yeter. Tamam. Birbirimizin kıymetini bilmek lazım. Ve ahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.